İyi günler değerli öğrenciler. Bugün geçeceğimiz konu, yani sizlerle geçeceğimiz 7. sınıflarla Osmanlı 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu. 17. yüzyıl ile ilgili olarak deneyimsiz padişahların yarattığı olumsuzluklar, Osmanlı yönetici sınıfının gücünün giderek azalması, devşirme sisteminin bozulması, uzun süren ve başarı elde edilemeyen savaşlar, Celali isyanları, ekonomik problemler, dini çatışmalar, sosyal hayatı önemli oranda etkileyen gelişmelerdir. 17. yüzyıldaki siyasi istikrarsızlığı, sık sık padişah değişikliği ve padişahların devlet yönetimi konusunda iyi derecede yetişememeleri tetiklemiştir. Osmanlı'nın kuruluşundan bu yana 13 padişah tahta çıkmışken 17. yüzyılda 9 padişah tahta çıkmıştır. 17. yüzyılda tahta çıkan Osmanlı padişahları 1. Ahmet, 1. Mustafa, 2. Osman, 2. Mustafa, 4. Murat, 1. İbrahim, 4. Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 3. Mustafa'dır. Padişahların devlet yönetiminde iyi derecede yetişememesinin en önemli sebebi şehzadelerin tahta geçmeden önce devlet yönetimi konusunda tecrübe kazandıkları sancaklara artık gönderilmemesi, bunun yerine kafes usulü olarak da bilinen saray içinde eğitime yönlendirilmiş olmasıdır. Askeri alandaki problemler devşirme sisteminin bozulmasından kaynaklanmaktadır. 3. Murat döneminden itibaren kapıkulu ocaklarına devşirme kökenli olmayıp dışarıdan insanların kaydedildiği ve de yeniçerilerin evlenerek çocuk sahibi oldukları, başka mesleklerle de ilgilendikleri görülmektedir. 17. yüzyılda Avusturya, İran, Leistan ile uzun süreli savaşlar yapılmıştır. Yüzyılın sonunda imzalanan Karlovça Antlaşması 1699'da gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Uzun süren ve eskisi gibi ganimet elde edilemeyen savaşlar Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok mücadele ettiği konulardan biri de Celali isyanlarıdır. Yavuz Sultan Selim zamanında 1519 yılında isyan eden Kızılbaş Şeyh Celali isyanı üzerine daha sonra meydana gelen isyanlara da Celali isyanları ve asilere de Celaliler denmiştir. Özellikle Kuyucu Murat ve Köprülü Mehmet Paşalar Celali isyanları ile mücadelede başarılı olan isimlerdir. Kuyucu Murat ve Köprülü Mehmet Paşaları görmekteyiz burada. Bu yüzyılda Kadızadeliler ve Sivasiler arasında dini çatışmalar da yaşanmıştır. 4. Mehmet devirlerinde ortaya çıkmış olan bu çatışmalar önce fikri seviyede başlayan tartışmalardır. Sosyal ve din hayat yanında da devletin ana kurumlarına da etkisi altında alacak gelişmelere de zemin hazırlamıştır. 17. yüzyılda sosyal yaşamı etkileyen kahve, kahvehane, tütün ve içki yasakları getirilmiştir. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sosyal hayatına giren kahve ve kahvehaneler toplumsal düzenin bozulmasına etken olarak da görülmüştür. Dini ve siyasi otoriteler tarafından kahve ve kahvehanelere olumsuz bir anlam yüklenmiştir. Osmanlı'da ilk tütün yasağı 1. Ahmet zamanında 1609 yılında başlamış ancak uygulanmamıştır. Tütün yasağı 4. Murat zamanında olmuştur. Tütün yasağı ve bu konuda uygulanan cezalar özellikle 17. yüzyıl Osmanlı uleması tarafından tartışılmıştır. Katip Çelebi, Hazerfan Hüseyin Efendi ve Van Kulu Mehmet Efendi gibi alimler bu konuda yorumlarda yapmıştır. Evet, dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.